Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz şimdi? Ne yapmak isteriz? Cezaevine. Nasıl yani Cemre? Cezaevine gitmem lazım. Bir işim var orada. Sen nereye gidiyorsun bu halde Cemre? Hiçbir yere gitmek yok. Gidemezsin. Yok öyle şey. Abla biraz da sen söyle ya. Dinlemiyor beni ya. Hayır tamam. O zaman yolla bir arkadaşını. O baksın. Sen illa gitmek zorunda mısın? Evet şart. Başkası olmaz. Ya başkası ne benim gördüğümü görebilir, ne de hissettiğimi hissedebilir. Bu eleman senin müvekkilin değil mi? Hayır değil. Bu hayatta en son savunacağım kişi. E tamam o zaman niye görmek zorundasın anlamıyorum. Görüp ne yapacaksın? Ben ayılıyorum abla. Gidip gördüğünde ne yapacağını biliyorum Cemre'nin. Test ettim daha önce, tecrübe ettim. O zaman beni eve atsanıza. Tamam ablam. Demir Alkan. Avukat görüşü. İki yıl önce bu vekaletnameyi bana vermiştin. Bana bir şey olursa sen beni savun demiştin. Artık bir işe yaramaz tabii ama içeriye girmeme yardımcı oldu. Evet. Dinliyorum. Söyleyeceğim hiçbir sözün seni etkilemeyeceğini biliyorum. Ne bir isyan, ne bir suçlama, ne bir sevgi sözcüğü. Hiçbiri etkilemeyecek. Ne olacaktı Demir? Bana istediğin şeyleri yapabilseydin ne olacaktı? Ben sana söyleyeyim. Sen yine burada olacaktın. Ben beni sevenlerle, sevdiklerimle dışarıda olacaktım. Dışarıda beni iyileştirmek isteyen insanlar var. Bana ne yaparsan yap, onların yardımıyla ben her türlü toparlardım. Ama sen, seni kim toparlayacak? Ben bir şekilde iyi olurum. Benim için üzülme. Üzülmüyorum. İstediğin oldu, layık olduğun yerdesin. Yığınla fırsatın varken yine azmettin ve değişmemeyi başardın. Ve buradan çıkamayacağını bilecek kadar da iyi bir avukatsın sen. Zafer'in tadını çıkar. Suratın bir tık düşük. Niye? Sen hayatımda olmasaydı ben ne yapardım düşünmek bile istemiyorum. E düşünme o zaman. Ya bırak dağınık kalsın ya. Eski hayatından kalan son kaleyi de yıktın zaten biraz önce içeride. Kalan sahalar bizimdir. Yeter tamam. Bak buradayız. Bazen şaşırtıyorsun beni. Demir'le görüşmeme bile itiraz etmedin. Ya etsem ne olacak ki Cemre? Yine kendi bildiğini okuyacaksın. Geleceksin, görüşeceksin işte. 2, 2, 4 biliyoruz. Ayrıca artık seni tanıyoruz biz Cemre. Senin hesaplaşma biçimin bu. Sen gideceksin, karşısına oturacaksın. Sonra bakacaksın gözlerine.
Ondan sonra kararını vereceksin. Senin olayın bu. Benim de gözlerime baktın. Oradan biliyorum. Ve masum olduğuna inandım. Ya bırak. Ne demek bırak? Sen ondan önce başka bir şey anladın. Ha, neyi anlamışım? Aşık olduğunu. Aşık olduğunu. Aklımın evet. Ucundan bile geçmeden. Diyorsun. Evet. Yani biraz etkilenmiş olabilirim ama aşık diyorsun. Ne diyeceğim başka? Aşık diyorum tabii canım ya. Aşık diyorum. Ne diyeceğim aşk ya? Sen ne hissettin? Hangi konuda? Ya beni ilk gördüğünde görüş odasında ne hissettin? Dedim ki bu kız dedim ortalığı kasıp kavuracak dedim. Bu kız dedim beni yakacak dedim. Sonra küllerimden tekrar doğuracak beni dedim. Sonra ben tekrar dedim kalkıp Cemre'nin yine gözlerine bakacağım dedim. İşte bu kız öyle bir kız dedim. Falan. Sen ne düşündün? Çocuk çok güzel bakıyor dedim. Bu kadar güzel bakan biri nasıl kötü olabilir ki diye düşünmüştüm. Hayatımda tanıdığım en iyi, en temiz insan olabileceğin aklımın ucundan bile geçmezdi. İzin mi? Hadi.